Sen yapabilirsin, boyamaya devam ediyorsun. Tamam. İşte. Ben bitti bu. Sen dün bunun arasında boşluk kalmaması lazım. Böyle olacaktı ondan. Ben de başka da lazım. Koyun koyun. Buraya yazarsın. Şişelerin yine ağzına kapatasınız, onu diyorum. Yap. Onlar da size baksın. Dur. Bak, çekeceğim onu. Ya artık 20 puan istiyorum. Kolay mı 20 puan? Türk abi haber için alıyorum ya. Sen abim vay be. Başkanlayım. Biraz işim var sonra da. Bayrak bir şeyler yaptı Arda abi, sordum. Geçtiğimiz yıl ilk kez mavi bayrak dalgalanan Cundar Kadeniz ve Altınok Kumadası plajı ile birlikte belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne ait mavi bayraklı plaj sayımızı 5'e yükseltmiştik ve bu yılda bunu korumayı başardık. Göreve geldiğimiz bu 3 yıllık süreç içerisinde belediyeye ait plajlarda mavi bayrak sayısını 1'den 5'e çıkarmanın zaten haklı gururunu yaşıyoruz. Tabii bunun yanında sorumluluğumuzun da arttığının bilincindeyiz. Bu yıl Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Ayvalık'ta bulunan Sebahat Canşman Güzel Sanatlar Lisesi ortaklığında 9 katlı, şurada gördüğünüz 9 katlı bir piramit, bir anıt oluşturduk ve bu anıtın adına da Büyük Deniz Çöpleri Anıtı adını verdik. Denizlerimizin ilk halinden kirlenmesine doğru evrilmesini gösteriyor bizlere bu anıt. Bununla birlikte 10 metre uzunluğunda dev bir tuval üzerindeki resimlerle de çok önemli bir çevre mesajını da vermeye çalıştı öğrencilerimiz. Aslında sanatlarıyla çevreye ve doğaya katkı sunmaya, insanların bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler. Hepsini yürekten kutluyorum. Böyle bir anıt ve oluşturmaya çalıştığımız dev resim ile aslında insanlara yarattığımız kirliliğin sonucu budur demek istiyoruz. Farkında değiliz ama dünyamız, plajlarımız, denizimiz gittikçe daha kötü bir hale dönüşüyor. Sanayi atıkları olsun, insanların kendi yaşamlarını kolaylaştırmak için kullandığı malzemeler olsun, birçok çöp oluşturmaya başladı ve biz bunu tam olarak değerlendirip geri dönüştüremiyoruz. İnsanların da buna değer göstermesini, duyarlı olmasını bekliyoruz. Bu yapmış olduğumuz iki eser de bize derin denizlerdeki temizliğin önemini, etrafımızdaki alanların temiz kalmasının önemini ve gelecek nesillere güzel bir ortam bırakmanın önemini anlatacaktır diye düşünüyorum. Bugün Türkiye olarak çok önemli bir günde olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum.
Görmüş olduğunuz bu eser Ayvalık'taki gençler tarafından imal edilmiş bir eserdir. Ve kendisinin çok önemli bir hikayesi var. Hikayenin aslı da dünyamızın ne tür bir gelişim geçirdiğine ilişkin örneklerle dolu. Kademe kademe bu. Ama şurada gördüğünüz gibi en sonda başlıyor sigara izmaritleri ve tüm kirlilikleri gösteriyor. Onun üzerinde de bir avuç kum kaldı. Üzerinde de bizim Türçev'in mavi bayrağı dalgalanıyor. Türçev olarak işte biz istiyoruz ki bütün bu kirliliklerin bir an önce kaldırılabilmesi için toplumu eğitmek istiyoruz. Topluma çevre bilincini yaymak istiyoruz. Ve bu bilinç doğrultusunda da ileriye yönelik olarak bütün söylediğimiz bu olumsuzlukların zaman içerisinde kalkıp doğanın kendi kendini yeniden tedavi edebileceğine inanıyoruz. Sadece plajları temiz tutmak, su tahlillerinde iyi sonuçlar almak yetmiyor ama bazı uygulamalar da yapmak zorundalar. İşte bugün Ayvalık'ta görmüş olduğunuz Ayvalık Belediye'miz tarafından ve onun gençleri tarafından bir okulda kendi kendilerine üretmiş oldukları bu anıt diyelim, dünyanın nereden nereye kadar geldiğini gösteriyor. Doğal bir aşamadan görmüş olduğunuz gibi plastiklerle, metallerle kaplı, sigara izmaritleriyle kaplı bir dünya haline gelmiş. Bu bilinci, bunu gören insanlarımız çevreye herhalde bundan sonra daha dikkatli bir biçimde bakacaklar.